İkizler ne yapıyor sevgili ikizler? Aile içerisinde acayip huzursuzluklar var. Aman dikkat, bak. Maddi konularda zor bir dönemdesin. Sağlık zaten 3 yıldız. Ne Çok zor bir yapsın? hafta. Çünkü Dolunay değişken burçları çok etkiliyor. En başta da İkizler Burcu'nu çok etkiliyor. Tabii Uranüs'ün ve Güneş'in kavuşumunun verdiği tüm gezegen kombinasyonları bu hafta özellikle sevgili İkizler Burcu. Evli olanlar kandırıldığıyla, aldatıldığıyla yüzleşebilir. Bir ikizler kadınısınız ya da bir ikizler erkeğisiniz. Uzun bir süredir içinizde bir huzursuzluk vardı. Neden böyle düşünüyorum ya da niye bu rüyaları görüyorum? Şimdi hiçbirimiz boşuna rüya görmeyiz. Birçoğunuz der ki ben hiç rüya görmüyorum. Hepiniz her gece rüya görürsünüz. Ya Görüyoruz tabii. hatırlarsınız ya hatırlamazsınız. Özellikle bu hafta öyle bir hafta ki hiçbir şüphenizin boşuna olmadığını, hiçbir kaygınızın ve endişenizin boşuna yaşanmadığını aleni bir biçimde görecek ve yaşayacaksınız. Aynı zamanda aile içi huzursuzlukları yaşayabilirsiniz. Şimdi feda ile kar elde edemezsiniz sevgili İkizler Burcu. Hayat size bu hafta bugüne kadar partnerinize, eşinize, komşunuza, arkadaşınıza, kardeşinize, tüm ilişkilerinize ne kadar fedakarlık ettiniz, niye ettinizle yüzleşme etkisi verebilir. Kendinize üzüntü duyabilirsiniz. Ne olur kendinize üzüntü duymayın. Bazı şeyler vardır yaşanması gerektiği için yaşanır. Bazı şeyler vardır ruhun tecrübe kazanması için başa gelir. Şimdi ne olduysa oldu. Birçok kişinin kendinize şanssızlık yapmasına izin verdiniz. Hakkınızın yenmesine sebep oldunuz. Efendim ayakta uyutuldum Her dediniz. şey oldu. Hakkınız yendi oldu oldu. O oldu ve bitti dünde kaldı. Şimdi ben bir ikizler burcu olarak bugünün ve bugünümden sonrasını nasıl yaşayabilirime odaklanın. İş hayatınız için de buna odaklanın. Aşk hayatınız için de buna odaklanın. Biten ya da bitecek olan beraberlikleriniz için de buna odaklanın. Geçmişe değil tamamen geleceğe odaklanın. Çünkü hareketli, enerjik olan, ne istediğinin bilincinde ve farkında olan, aynı zamanda eleştiri ve dedikodu yapmayı da çok seven bir burçtur İkizler Burcu. Ama ona sorsan o hiç dedikodu yapmaz. O sadece uğradığı haksızlıkları anlatır. Hoppa. Ama öyle Nurcuğum. Bak benim manevi annem, Seva annem İkizler Burcu. Konuya şöyle girer, hiç dedikodu yapmayı sevmem. Başlar konu biter Allah affetsin der. Sevim annem, o da dedikodu yapmayı sevmez. Konu biter Allah affetsin der. Farkında değiller. Aslında eleştiriyorlar ama eleştirirken o bir dedikodu oluyor. Dolayısıyla bunu yapmayalım. Çünkü insanların karmalarına girmeyelim. Hele bir anne isek, hele bir ablaysak, hele bir hayat arkadaşıysak kimsenin hayatını kendi masamıza yatırmayalım. Yani ben sizi kötülemiyorum. Sizler çok temiz kalpli burçlarsınız. Elde olmadan bunu yapıyorsunuz. Eleştirerek. Yani yaktım, topluyorum şu anda. Lafımı ortaya koyuyorum diyor, isteyen alsın isteyen almasın. Daha ne diyeceksin? Ama Dedikodu yapmayı sevmiyorsunuz ama diyorsun gizliden Yavrucuğum gizliye. bak bazen farkında olmadan yapıyorlar işte bunu. Tamam. Bilinçsizce. Her insan Şimdi dedikodu diyoruz ki yapıyor. mutlu olacağınız değişimleri yapmayı planlayın. Geçmişi işte de geride bırakın. İlişkileri de geride bırakın. Geçmişi geçmişte bırakın. Mutlu olacağınız her şeyin ayın 12'sinden itibaren programını, planını yapın. Sıhhat ve sağlığınızda ise geçmişe takılmazsanız ruh ve beden sağlığınız hafta boyunca yerinde olacaktır. Spotum sizlere. Geçmişi geride bırakın. Geçmişi. Geride bırakın. Aslında var ya, bu hepimiz için geçerli. Geçmişi geride bırakmazsan geçmiş hep seninle geliyor. Bu kez ne anı yaşıyorsun ne geleceğe odaklanıyorsun. Ya geçmiş adı üzerinde. Geçmiş bitmiş kalsın Valla geçmişte. ben size bir şey söyleyeyim mi? Acılarınızı en derin yaşayın. Samimiyetle söylüyorum. Tek başınıza yaşayın. Sonunda öyle bir dibe vurup zümrütü anka kuşu gibi kalkıyorsunuz ki ey güzel Allah'ım diye dua Vallahi bu ediyorsunuz. konuda hep seni dinlemek Bak gerek. ben çok mutlu bir kadınım. En acılı halimde bile hep mutluydum. Hiçbir zaman oyun oynamadım. Şimdi de çok mutluyum Allah'ıma bin şükür. Hadi bakalım yükselen yengeç benim gibi yengeç olanlar. Benim yükselenim yengeç.
Güneş burcu yengeç olanlar, yükseleni yengeç olanlar, bu hafta sizi neler bekliyor? Geldi ekrana. Ama bu hafta sevgili yengeçler için güzel bir hafta. Tabii ilişkilerini, çevrelerindeki kişiler ile ilişkilerini güçlendirecekleri bir haftada olacaklar. Aşk hayatınızda hareketleriniz, değerleriniz inanılmaz hareketlenecek. Hareketli değerler yaşayarak ve görerek iş hayatınızda sizi huzursuz eden duygulardan da arınacaksınız. Efendim, uzun süredir iş arıyorum. İşsiz bir yengeç burcuyum diyorsanız, uzun süredir maddi açıdan sıkıntılar çekiyordum diyorsanız, parasal konularla ilgili zorluklarınız varsa, ayın 14'ü ve sonrasında öncelikle iş hayatınızda sizi huzursuz eden her duygudan arınacaksınız. İşsizseniz yeni işler bulacaksınız ya da yeni iş kuracaksınız. Aşk hayatınızda hak ettiğiniz değeri, sevgiyi size sunabilecek aşkları hayatınıza ayın 13'ü ile birlikte çekeceksiniz. Yalnız ve tek başına bir yengeç burcuysanız, zaten birçok yükselen yengeç, birçok güneş yengeç, hepinizden alıyorum mailleri, Instagram'dan da, Twitter hesabımdan da yazıyorsunuz. Birçok yengecin evliliğinde son nokta konulan bir yıl bu yıl. Çünkü bütün tutulmalar, bak, son 5 yıldır yengeçlerin hayatında çalkantı yarattı. Son 2 yıldır da yapılandırma ve güçlendirme yarattı. Şimdi artık siz tamamen her konuda ilerleme kazanarak hayatınızda öyle bir kazanacak, öyle bir yükseleceksiniz, kendiniz bile başarı tırmanışına inanamayacaksınız. Yükseliş haftasındalar bu hafta. Oh, süper. İşsiz olanlar iş bulacak. Maddi zorluk çekenler zorluklardan arınacak. Aşkta yalnız olanların kalbi doğru aşklar ile çarpacak. Yeni aşklara, yeni ilişkilere, sağlam beraberliklere adım atacaklar. Harika. Özellikle sizi hiç uyarmıyorum çünkü siz bu hafta Uranüs ve Güneş'in oluşturduğu kombinasyon ile dün dünde kaldı, benim için şimdiki an var. Buna odaklanacaksınız. Bu duruşunuzla ve birçok kişiye şaşkınlık yaşatacaksınız. Ya ne oldu bu adamcağıza? 3 gün önce ağlıyordu. 5 gün önce dert yanıyordu. İş kaybettim diye kendini yerden yere atıyordu. Ben yine başarırım, ben yine yükselirim. Ben tuttuğumu koparırım. Yere düşsem bir avuç altınla kalkarım. Güveniyle yaşayacak yengeç erkekleri ve yengeç kadınları. İnanılmaz bir ruhsal yükseliş haftasında kazandıkları maneviyatla yeni bir gelecek belirledikleri bir haftayı yaşayacaklar bu Çok hafta. güzel. Sıhhat ve sağlıkta bir yengeç kadını, bir yengeç erkeğiyseniz ya da yengeç çocuğunuzla ilgili sağlıkta alerjik bazı problemler yaşayıp geçirdiyseniz, gösteriyorum efendim ben yaşıyorum diye seyircimiz, şifa haftasındasınız bu hafta. Örneğin ben yükselen yengeç zona dökmüştüm geçen hafta. Bu hafta şifa buldum. Geçti bitti Allah'ıma çok şükür. Zonamı bile seviyorum. Onun bile bana faydası var. İçte iltihap birikmiyor, dışarıya atıyor. Ne güzel şey. O yüzden şükredin. Bak, uçuğun dışarıya fırlamadıysa, Kadın acayip her şeyi seviyor. yavrum uçuğun dışarıya fırladı ki içerideki üzüntü dışarıya aktı. Yani o çıkan sivilcelere üzülmeyin. Bak, kulağımın içi zona, görüyor musun? Ah canım benim ya. Zona döktüm. Al, saçımın içi zona ama şifa buldum. Hayatım senin zona dökmen kadar normal bir şey yok yani. Ama Sen değil, zona şükür, çok dökmeyeceksin. şükür. Bak arkadaşım, neyse dur, yengeci tamamla, tam Bak, bir şey söyleyeceğim yengeçler sana. için hastalıklarda ve sağlıklarda sorun yaşayanlar için de şifa haftası olacak. Bu hafta spotum size. Ben kendime güveniyorum. Hayatı seviyorum. Delirtecek yaşadıklarınız size. Evet, ben kendime güveniyorum inşallah. Bu arada Londra'da arkadaşım işte Hyde Park'ta sabah koşuyor. Bizi izliyormuş aynı zamanda koşarken. Nura dedi ki, sen bunu söylemeden geçemeyeceğim ya. Fatih bir dakika dur. Sen dedi Nuray'ın dedi anlatacaklarını biliyor muydun dedi. Hayır, hiçbir şey bilmiyordum. Koşarken böyle zınk diye yerimde durdum dedi. Senin o açıklamaların, telefondan izliyormuş programı. Ve herkes hayretler içerisinde. Nasıl oluyor? Yani bu kadar süre, bu kadar ağır duyguları nasıl içerisine tek başında saklıyor? Sonra gerçekten bugün dediğini düşündüm. Sebep ne dersin? Kan Kendin kus, çöz. kızılcık şerbeti iç. Ama kim, bak, hep bunu yayınlarda söyler.
Kimseye derdini anlatma. Örnek. Bakın karşınızda. Sonra o çıkıyor benim anlatıyor annem ayrı. yok, babam yok, kardeşlerim yok ama bir sürü kardeşim, bir sürü annem, bir sürü babam var. Kimle dertleştim? Çözdükten sonra sizlerle dertleştim. Valla tebrik ediyorum Sağ olun, seni. çok teşekkür ederim.